neyse burası düz ama bak. Bak dikkat ederseniz bunlar tamamen sırlı. Nasıl bir yüzdük yani? Evet. Tamam, güzelmiş ama o da Bizans bence. Evet hocam güzel bayağı iyi. Bunlar Bizans testileri. Sırlı seramiğin devamı da var. Ne diyecek? Kaç? Bunun genelde ona göre bir daha sağ. Cam. Leus. Attalos Basileus. Attalos oğlu, Kral Attalos oğlu, Kral Attalos. Annesinin mezarını kazarken biraz şey olmuş. Güneş başına vurmuş. Burası aslında milattan önce 2. yüzyılda yapılmış çok önemli bir tapınak var. Hemen benim sol tarafımda kalan çok görkemli bir tapınak. 2004 yılından beri kazılara devam ediyoruz. Ama bildiğiniz gibi tabii kazılar çok uzun soluklu projeler. Çünkü çok yavaş çalışmak gerekiyor. İnsan gücünden başka bir şey kullanılmıyor. Yani işte neredeyse 19. yıl bu. Kentin işte ne kadarını kazdık diye soruyorlar bazen. Herhalde %1'i falandır diye düşünüyorum. Hani tam bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü bunlar büyük kentler aslında. Yani Aygay'da antik dönemde bir polis yani kent devleti. Burada düşünebileceğiniz bütün kamu yapıları var. Agora binası, meclis binası, okullar, tiyatrosu. Hatta birçok kentte olmayan stadyum bile var Aygay'da. Şimdi belli ki bütün bu Yunt Dağı'nın bölgenin en önemli metropolü haline gelmiş. Onun için tabii daha çok uzun yıllar boyunca çalışmalar devam edecektir burada. İnsanlar kente geldiği zaman 2000 yıl önce insanların yürüdüğü yollardan yürüyüp kenti geziyorlar. Bu tabii çok daha başka bir duygu katıyor ziyaretçilere. Onun yanında tabii önemli kamu yapılarından bir tanesi meclis binası. Biz 2004 yılında başladık. 2011 yılına kadar aralıksız meclis binasında kazı yaptık. Batı Anadolu'nun en önemli meclis binalarından bir tanesi ortaya çıktı ve buluntularıyla çok özel bir bina. Çok özel heykeller, çok önemli yazıtlar ele geçti. Eğer bu yıl içinde açılacağını umduğumuz Manisa Arkeoloji Müzesi'nde onlar sergilenecek. Gerçekten görülmeye değer, hani birçok dünya müzesinde göremeyeceğiniz çok önemli heykeller sergilenecek çok yakın zamanda. Tanrıça Hestia'nın heykeli ele geçti orada. Bu heykel yaklaşık 2 metre 70 santim yüksekliğinde bir heykel. İnanılmaz büyük boyutlarda ve milattan önce 2. yüzyıla ait yani Helenistik dönem ve günümüze kadar Helenistik dönemden günümüze ulaşmış tek Tanrıça Hestia heykeli. Başka bir örnek yok. Çünkü antik dönemde Hestia heykellerin çoğu bronzdan yapılmış. Bronzdan yapıldığı için zaman içinde eritilmiş bunlar. Bizim heykel mermer olduğu için meclisin enkazı içinde kalmış ve biz onu 2004 yılında ve 2005 yılındaki kazılarda parça parça bulduk. Yani şu an dünyanın hiçbir müzesinde Helenistik döneme ait bir Hestia heykeli yok. Ama 12 Ayol kentinden sadece bir tanesinde şu an kazı yapılıyor. Onun için hani bu bölgenin kültürü ve tarihini anlamamız açısından Aygay'daki çalışmaların önemli olduğunu düşünüyorum. Yani yaklaşık kabaca 1000 yıl boyunca kesintisiz bir yaşam düşünün burada ve burası bir polis. Yani kent devleti, şehir, büyük şehir. Ve 1000 yıl boyunca ölen insanların gömülmesi lazım. Tabii mezarlık alanları kentin surlarının dışında yapılıyor. Ama bu arazi volkanik ve kayalık olduğu için mezarları üst üste yapma şansları yok. Onun için araziye yayılmak zorunda kalmış. Çok ilginç. Kentin kapladığı alanın neredeyse iki katı mezarlık alanı var. Yani kentin 2,5 kilometre doğusunda hala mezarlar var. Bugüne kadar yaklaşık 3500 tane mezar belgeledik sadece yüzeyde gördüklerimiz. Hani toprağın altındaki mezarların sayısı belki de bunun 3 katı olacak. Bir de bana kemik çorbasını getirin. Demek istiyor abi. Çünkü çoğu insan inanmıyor. Gitmesin, bozma. Şurada bir aralık var, bir dakika. Tamam, güzel. Bak, doğada olmayan taşlar çizme. Şimdi genellikle tabii toprak toprak olduğu için aralarda. Meydan agoranı. Yani insanların toplandığı, gündelik hayatın geçtiği yer. Şimdi önüne ineceğim.
Bunlar milattan önce 1. yüzyılda. Bu hani ortaya çıkış tarihi. 2015 yılında kazdık bunları biz. Yani bunlar da bu yapılar var. Şöyle değil mi? Şöyle gelecek. Buranın parçası olur. Şu parça tam şuraya böyle denk geliyor. Onun dışında ayak kısmında var işte. Onlara bakıyordum ben de biraz. Şu nasıl bu? Bunun mesela burada hiç şey yok. İşçilik yok. Farkında mısın? Şurada var. Bak. Tamam ya. Kemiriyor bir dakika. Daha gelince. Daha iyi gelince. Hangisi bu mu? Benim en kolay kırılan yerleri bunlar. Düşünce tabii şu incecik bağlantı. Diğer kısımlarda zaten bu kısımlar da parçalı. Şöyle işte diğer parçalarda var aslında. Bütün parmaklar duruyor. İşte yani üzerinde yani tabii hepsi birleştirecek. Şu duruşa bakarsan bu parmak duruşu normal değil. Yani şu aslında. Şöyle, şöyle bir şey selamlama pozu şeye karşı yani meclise karşı böyle bir şey selamlama pozuyla duruyor aslında. Zaten yani şu aradan böyle bir mızrak gibi bir şey iniyor olması lazım yani.